Geçtiğimiz birkaç günde birçok oyun firması iyisiyle kötüsüyle bir sürü oyun tanıttı. Ayrıca bu oyunların bazılarının demoları da çıktı. İşte bu oyunlardan biri olan Jusant, showcase haftasında gerçekten ilgimi çekmeyi başaran oyunlardan biri oldu. Hayır, tırmanma oyunlarında harika olduğum için değil. Oh! Oyun daha önce görmediğim bir mekaniği benim için ilgi çekici olan grafiklerle sunduğu için çok keslerden sonra oyunun demosunu denemeye karar verdim ve deneyimlerimi şu şekilde aktarabilirim. Başladığımız gibi oyun zaten nasıl tırmanacağımızı öğretiyor. En iyi deneyimi sunduğunu söylediği için ben oyunu kontrolcüyle oynadım. Oyunda tırmanırken tam olarak karakterimiz değil de kollarımızı kontrol ediyoruz. Trigger'lardan her biri bir kolu kontrol ediyor ve triggerları aynı anda bırakmayacak şekilde yukarı tırmanmaya çalışıyoruz. Ee, sanırım çalışıyoruz doğru bir tabir değil. Çünkü tırmanamamak gibi bir ihtimal mümkün değil. Oyunda ip mekaniği sayesinde düşseniz bile kaldığınız yerden aynı şekilde devam edebiliyorsunuz. Ki zaten aşağıya isteseniz bile düşemiyorsunuz. Düşme ihtimaliniz olan her yerde görünmez duvarlar var. Ben de iple aşağı inmeye denedim ama karakter baga falan girdi. Ha ipi sallanmak için de kullanabiliyorsunuz böyle Spiderman gibi ki o <laughs> baya eğlenceli. Bir de stamina mekaniğimiz var çok uzun süre tırmandığınızda durup dinlenmeniz gerekiyor. Dinlenmediğinde ne olur acaba diye denedim ve evet yine ipler sayesinde aşağı düşmedim ve kaldığım yerden devam edebildim. Yani ipler baya kendi koyabildiğiniz check point noktaları işlevi görüyor. Oyunda gerçekten de başta düşündüğüm getting over it tarzı bir zorluk yok. Demodan yola çıkarak söyleyebilirim ki bu oyun sanatsal dizayn ve şirin görsellikle bir tırmanma deneyimi sunuyor. Ki sonradan oyunu yapan firmanın Life is Strange'i yapan firma olduğunu öğrenince bu düşüncemin doğruluğuna iyice ikna oldum. Tıpkı Journey gibi bu oyunda sizin zorlanmanızı değil, manzaranın tadını çıkartırken kendinizi hikayenin ve deneyimin akışına bırakmanızı istiyor. Hikaye ne ki? diye soracak olursanız, Şimdilik çantamızda taşıdığımız küçük şirin mavi yaratığı yukarıya çıkartmaya çalışmamız dışında hikayeye dair çok da fazla bir detay yok. Ben olayın nereye varacağını gerçekten merak ettim. O yüzden uygun fiyatta çıkması ya da Game e gelmesi durumunda gerçekten de bu oyunu deneyimlemeyi istiyorum.